İlk önce göreve gelir gelmez aldığımız tasarruf tedbirlerinden bahsederek başlamak istiyorum. Aldığımız tedbirler ve yeniden yapılandırma ile akaryakıt, elektrik ve iletişim faturalarından yıllık kazancımız 437.870 TL olacak. Detayları şu anda görüyorsunuz. Ve 2018 yılı gelir gider rakamlarını görüyorsunuz. Tasarruflar. Evet. 2018 yılında toplam gelirimiz 36.338.852,31 kuruştur. Toplam giderimiz ise 45.335.088,53 kuruş olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında toplam gelirimiz ilk 5 ayda 13.587.152,15 TL 15 kuruştur. Toplam giderimiz ise yine ilk 5 aylık 13.712.978 TL 73 kuruş olarak gerçekleşmiştir. Değerli meclis üyelerimiz, Ramazan ayının başlangıcında belediyemizde bulunan bütün camilerimizin temizliğini belediyemiz olarak üstlendik ve gerçekleştirdik. Yine 3 mahallemiz, yine bir ara mahalle olmak üzere toplam 4 mahallede toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden iftar sofralarında halkımız ile beraber olduk. Atatürk'ün ulusal mücadele ateşini yaktığı 19 Mayıs'ın 100. yılında belediyemiz hizmet binasında tüm katlarda Atatürk Çanakkale'de adlı fotoğraf sergimizi Mayıs boyunca halkımızın ziyaretine açtık. 14 Mayıs günü Tek Rumeli TV'de güreşe dair programına meclis üyemiz Sayın Necdet Uçar ile birlikte katılarak 51. geleneksel Kepez Büyük Yağlı Pehlivan güreşlerinin tarihini ve Kepez'imizin güzelliklerini anlattık. Devamı içinde çok önemsediğim ve destek vermeye her zaman hazır olduğumuz 1. Çanakkale Kitap Eğitim ve Sanat Fuarını Şehit Assubay Kıvanç Kaşıkçı kapalı pazar yerimizin üst katında 15-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdik. 100. yılında daha da anlamlı olan 19 Mayıs törenlerini halkımızın da büyük katılım gösterdiği bir coşku ile kutladık. 100 metrelik bayrağımız ve mehteran takımı ile Ahmet Taşçı Er Meydanı'na kadar kortej eşliğinde yürüdük. Bu yıl 51.sini yaptığımız Kepez Büyük Yağlı Pehlivan güreşlerinde mücadele ve heyecan zirve yaptı. Belirtmek isterim ki 51. Kepez Büyük Yağlı Pehlivan güreşlerinin baş pehlivanı da Sayın Orhan Okullu oldu. Gerek Büyük Yağlı Pehlivan güreşleri gerekse iftar organizasyonlarında özverili çalışmaları ile huzurunuzda bir kez daha belediyemiz personellerine teşekkür ediyorum. Ve kendileriyle de bir akşam iftar sofrasında beraber olduk. Oruçlarımızı beraber açtık. Bu sene ulusal mücadelenin 100. yılı olması nedeniyle 100. yıl Atatürk'ü anma halı saha futbol turnuvası düzenledik. Sportmence ve büyük çekişme ile geçen turnuvaya katılan tüm takımlara mücadeleleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca turnuvayı da kazanan Truva takımını da ayrıca kutluyorum. Değerli meclis üyelerimiz, belediyemiz işbirliğiyle koleksiyoner Sayın Fevzi Durak Kaynar'ın büyük ilgi gören Atatürk ve Çanakkale temalı pul sergisini halkımızın ziyaretine açtık. Yine 12 öğretmenimiz ve 216 kursiyerimizin dahil olduğu kurslarımızın ürünlerinin sergilendiği el ve makine nakışları, boyama, giyim, dekoratif ev aksesuarları, resim, seramik, özel eğitim, seramik, çini,
halı dokuma ve file branşlarında geleneksel el sanatları kursları sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Çanakkale Belediyesi ile gün geçtikçe artarak sürecek işbirliğimizin ilk adımlarından olan ÇABİS bisiklet projesini birkaç gün önce ilk etapta belediyemizin hizmet binasının önü, ilerleyen süreçte de Boğazkent ve Kepez Plajı istasyonu olmak üzere 3 noktadan halkımızın hizmetine sunuyor olacağız. Gündeme geçmeden önce birkaç hatırlatma daha yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki belediye olarak anlık çözüm odaklı birçok hizmetimiz var. Bunlardan bir tanesi de çöp taksi. Yine halkımızın 24 saat ulaşabildiği bir hat. Halk hattımız var. WhatsApp halk hattımız. Buraya mesaj atarak her türlü sorun ve şikayetinizi iletebiliyorsunuz. Örneğin günlük çıkan çöpleri hariç her türlü günlük çıkan çöplerimiz hariç çıkan her çöp için hizmet alabiliyorsunuz. Siz belediye meclislerimizden de bir ricam var. Eğer çevrenizde anlık atılan bu tür yoğun çöp yığınlarını görürseniz halk hatta arayarak ya da buraya mesaj atarak personelimizi bilgilendirmenizi sizlerden rica ediyorum. Değerli meclis üyelerimiz, şimdi meclis gündemimize geçiyorum. Bir önceki meclis, Nisan meclisimizin tutanaklarını sizlere dağıtıldı. Okumuş olarak kabul edelim mi? Evet. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, katip üyemiz gündemimizi okuyor. Teşekkür ederim. Gündem 1. Kayıp ve buluntu eşya uygulama yönetmeliği tatlığı hususunun görüşülmesi. 2. Belediyemiz meclisinin 02.05.2019 tarih ve 2019'a 76 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen yol harcamalarına katılma payı hususunun görüşülmesi. 3. Belediyemiz Meclisi'nin 02.05.2019 tarih ve 2019'a 77 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen 2019 yılı gelir tarifesi, piknik alanı ücreti hususunun görüşülmesi. 4. Geleneksel Kepez Belediyesi Kayısı Festivali satranç turnuvası düzenlenmesi ve turnuva kapsamında dereceye girenlere verilecek ödüllerin belirlenmesi için belediye başkanına ve belediye encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. 5. Beldemiz sınırları içerisinde eğitim vermekte olan Doğa Koleji'nin Çanakkale 4. Noterliğine verdiği 27.05.2015 tarih ve 6.712 sayılı taahhütnamede belirtilen okul kontenjanına öğrenci belirlemek için komisyon oluşturulması hususunun görüşülmesi. 6. Kepez Valisi Cumhuriyet Mahallesi 287 ada 2 parsele ilişkin Çanakkale İdare Mahkemesi'nin 2018'de 492 esas sayılı davada 02.04.2019 tarihli yürütmenin durdurulması kararının görüşülmesi. 7. Belediyemiz Meclisi'nin 2019 Ağustos ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi. 8. Kapanış. Evet. Değerli meclis üyeleri, gündemin birinci maddesi. Kayıp ve buluntu eşya uygulama yönetmeliği taslağı hususunun görüşülmesi. Önergeler. Evet. Değerli meclis üyelerimiz, önergeleri gündemin sonunda. Evet. Tek tek. Önergelerimiz var. Onu katip üyemiz okuyor. Önerge 1. Meclis Başkanlığı'na. Beldemiz Atatürk Caddesi'nden geçen Çanakkale Belediyesi'ne ait Güzel Yıldız Dardanoz içme suyu hattına bağlanarak belediyemize Çanakkale Belediyesi'nden su alınması için protokol yapmak üzere belediye encümenine ve belediye başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülerek gerekli meclis kararının alınması hususunu arz ve teklif ederim. 12.06.2019. İkinciyi okuyor. Ayrı ayrı okuyorsun hepsini. Birinciyi gündeme almaya oylayacağız. Evet, okuduğumuz birinci önerge, ek önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci önergemiz. Önerge 2. Meclis Başkanlığı'na ilgi 11.06.2019 tarih ve 53.703 kayıt numaralı dilekçe. İlgi dilekçe ile 3-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında belediye meclisinin uygun göreceği bir yerde
emtia panayırı yapılmak istenmektedir. Bu itibarla konunun Sayın Meclis heyetince görüşülerek gerekli meclis kararının alınmasını arz ve teklif ederim. İkinci önergemizi gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü önergemiz. Kamu yararına görev yapan Türk Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi'nin 12.06.2019 tarih ve 2019'a 30 sayılı yazılı talebi üzerine belediyemiz Halk Plajı'nda bulunan karavan alanındaki 2 adet karavan yerinin Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi'ne ücretsiz olarak tahsis edilip edilmemesi hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Evet, önergemizin, üçüncü önergemizin gündeme ilavesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü önergemiz. Beldemizde faaliyet gösteren aile hekimlerinin talebi üzerine belediyemizce aile sağlığı merkezi olarak tahsis edilen eski belediye hizmet binası Kepez Aile Sağlığı Merkezi, Namazgah Aile Sağlığı Merkezi, Hamidiye Aile Sağlığı Merkezi ve Hacı İbrahim Bodur Hizmet Binası Anafartalar Aile Sağlığı Merkezi'nin görevi aile hekimlerine 5258 sayılı Aile Hekimleri Kanunu'nun 4. ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'e E maddeleri uyarınca 10 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için belediye başkanı ve belediye encümenine yetki verilmesi hususunu gerekli meclis kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Evet, önerge 4, gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Önerge 5. Çanakkale ili, Merkez ilçe, Kepez beldesi, Hamidiye mahallesi, Pafta H16C, 19A, 2A, Ada 555, parsel 1'de kayıtlı taşınmazın güneybatısındaki park alanı üzerinde trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkında karara ittihazını arz ve teklif ederim. Evet, önerge 5, gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem birinci maddesi, kayıp ve buluntu eşya uygulama yönetmeliği taslağı hususunun görüşülmesi. Belediyemiz meclisince 06.02.2019 tarihinde 2019'da 41 sayılı karar sayısıyla kabul edilen kayıp ve buluntu eşya uygulama yönetmeliği taslağı ilgili bakanlar sunulmak üzere Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne göndermiştir. Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu 30.05.2019 tarih ve sayılı yazısında Sayıştay Başkanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti Çanakkale İli Kepez Belediye Başkanlığı Kayıp ve Buluntu Eşya Uygulama Yönetmeliği taslağına ilişkin yazı ve görüş yazısı gönderilmiştir. Bu doğrultuda Sayıştay Başkanlığı'nın ekteki görüş yazısında değiştirilmesini istediği hususlar değiştirilmiş olup gerekli değişiklikler yapılarak Kepez Belediyesi kayıp ve buluntu eşya uygulama yönetmelik taslağı yeniden düzenlenerek ekte sunulmuştur. Konunun meclisçe görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Cem Matara, Zabıta Müdürü. Şimdi başlangıç bunu 06.02.2019 tarihinde geçen dönem mecliste yönetmelik kayıp ve buluntu eşya yönetmelik taslağı hazırladık ilgili komisyonla. Komisyonu meclise getirdik. Meclisimiz de bu taslağı kabul etti. Kabul ettikten sonra bunu valilik kanalıyla ilgili bakanlıkta Sayıştay Başkanlığı'na gönderdi. Bu bizim yönetmelik taslağımız Sayıştay Başkanlığı tarafından incelendi. İnceleme esnasında uygun görülmeyen bazı maddeler ve çıkarılması istenen bazı maddeler var. Onları biz onların istediği şekilde tekrar düzenledik. Yansıda getirelim. Söz konusu yönetmelik taslağının yapılacak işlemler başlıklı 5. maddenin alt maddelerinde 4 ve 5. maddede değişiklik yaptık. Kırmızıyla görünenler diğerlerini komple çıkardık. Örneğin 4 ve 5. maddeden kastı değişen özetle şöyle başkanım. Bizim yazdığımız, biz demiştik ki eşyanın sahibi çıkmazsa 1 yıl içinde belediyeye gelir olarak kaydedilsin diye yazmıştık. Sayıştay Başkanlığı bunun bu şekilde olamayacağını, Medeni Kanun'un ilgili maddesi gereğince eşyanın 5 yıl muhafaza edilmesi gerektiğini ve bulan kişiye iade edilmesi gerektiği şeklinde yazı gönderdi. Biz de onu o kanunun maddesini değiştirmeden yazdık.
doğal olarak diğer maddelerde de değiştirdiğimiz ve çıkardığımız hususlar ekse, yani onların istediği şekliyle tekrar düzenleyerek taslak şeklinde meclisimize getirdik. Meclisimiz de uygun görürse bunu onaylarsak taslaktan çıkacak. Sonra bunu internet sitemizde yayınlayacağız ve yürürlüğe gireceğiz. Peki, teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyeleri, bir önceki meclisimizin almış olduğu kararıdaki bazı hatalı bölümleri Sayıştay düzelterek bize gönderdi. Bugün Sayıştay'ın istediği metne taşıdık ve şimdi oylarınıza sunuyorum. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen var mı? Evet. Başkanım, bu şeyler de bu şey yazıyor da, kokucu bozucu şeyler, onlar ne oluyor? kokucu bozucu şeyleri onlar ne yapıyor yani? Beklenmeyecek gibi ise zaafa ürünü yetkisiyle imha edilir. Tamam, anlaşılıyor. Peki. Başka görüş bildirmek isteyen? Evet, metni Sayıştay'ın refüze ettiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesi. Belediyemiz Meclisi'nin 02.05.2019 tarih ve 2019/76 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen yol harcamalarına katılma payı hususunun görüşülmesi. Buyurun. Plan ve Bütçe Komisyon kararıdır. Toplantı tarihi 13.05.2019, toplantı tarihi saati 11. Komisyonumuza Belediye Meclisimizin 2.05.2019 tarihli 2019 Mayıs ayı toplantısında 2019/76 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün belediyemizin yetki ve sorumluluğunda bulunan yollardan yararlanan gayrimenkul sahiplerinden 2017 ve 2018 yıllarında yol harcamalarına katılım payı alınıp alınmayacağı hususunda karar verilmesine ilişkin 24.05.2019 tarih ve 2483 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Komisyonumuzca belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan yollardan 2017 ve 2018 yıllarında yararlanan gayrimenkul sahiplerinden yol harcamalarına katılım payı alınmasına oy birliğiyle karar verilmiş olup meclisin takdirlerine arz olunur. İsmail Özcan Başkan, Sevim Öztürk Aygören, Öztürk Aygören üye, Burçin Soysal üye, Ruhi Akkoyun üye, Bilden Akman üye. Arz ederim hocam. Teşekkür ederim. Evet değerli meclis üyelerimiz, bu konuda görüş beyan etmek isteyen var mı? Komisyonumuzdan gelen raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemimizin üçüncü maddesi. Belediyemiz Meclisi'nin 02.05.2019 tarih ve 2019/77 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen 2019 yılı gelir tarifesi piknik alanı ücreti hususunun görüşülmesi. Buyurun. Plan ve Bütçe Komisyon kararıdır. Toplantı tarihi 13.05.2019. Toplantı saati 11.30. Komisyonumuza Belediye Meclisimizin 2.05.2019 tarihi 2019 Mayıs ayı toplantısında 2019/77 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün belediyemizin 2019 mali yılı gelir tarifesinde belirtilen 7.1 piknik alanı ücretinin alınıp alınmayacağı hususunda karar verilmesine ilişkin 24.05.2019 tarihli ve 2500 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Komisyonumuzca belediyemizin 2019 mali yılı gelir tarifesinde belirtilen 7.1 piknik alanı ücretinin alınmamasına oy birliğiyle karar verilmiş olup meclisin takdirlerine arz olunur. İsmail Özcan Başkan, Sevim Öztürk Aygören üye, Burçin Soysal üye, Ruhi Akkoyun üye, Vildan Akman üye. Arz ederim. Teşekkür ediyorum. Bu önergemiz de oy birliğiyle komisyondan gelmiş ve komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul olmuştur. Teşekkür ederim. Gündemimizin dördüncü maddesi. Geleneksel Kepez Belediyesi Kayası Festivali satranç turnuvası düzenlenmesi ve turnuva kapsamında dereceye girenlere verilecek ödüllerin belirlenmesi için belediye başkanına ve belediye encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. Buyurun. Belediyemiz bünyesinde 12, 13, 14 Temmuz 2019 tarihinde
3 kategoride kafes turnuva düzenlenmesi ve turnuva kapsamında derece gelenlere verilecek ödüllerin belirlenmesi için belediye başkanına ve belediye encümenine yetki verilmesi hususunun sayın meclis heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederim. Mehmet Boyracı. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen belediye meclis üyemiz var mı? Tabii ki. Buyurun lütfen. Turnuvamız 12, 13, 14 diyoruz. Yani cuma, cumartesi, pazar günü yapılacak. Yer olarak Turanbül Dom Kültür Merkezimizde yapılacak turnuva. A, B ve C kategoride 3 kategoride yapılacak. Bu C kategorisi 7-8 yaş çocuklar, çocuk kategorisi. A ve B kategorileri de yetişkinler için düzenlenecek bir kategori. Burada biz bu yıl yapacak olan saatler turnuvasını yapacak olan federasyonla görüştük. Onlarla ilgili bir maliyet çıkardık. O maliyeti de paylaşayım mensuplarımızla. Burada kupalar, ödüller, bunlarla ilgili masraflar 19 bin TL civarında. Böyle bir masrafı var turnuvanın. Hı hı. Eğer belediye meclisimiz uygun görürse, encümene etki verirse başkanımıza çalışmaya başlayacağız başkanım. Evet, bu konuda görüş beyan etmek isteyen var mı? Yok başkanım. Yaklaşık bir senden beri yapıldı başkanım. Evet. Bu yıl üçüncüsü yapılacak. Yani. Doğru başkanım. Peki. O halde belediye başkanına ve encümenimize ödül verilmesi konusundaki yetkinin verilmesinin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemimizin 5. maddesi. Beldemiz sınırları içerisinde eğitim vermekte olan Doğa Koleji'nin Çanakkale 4. Noterliğinde verdiği 27.05.2015 tarih ve 6712 sayılı taahhütnamede belirtilen okul kontenjanına öğrenci belirlemek için komisyon oluşturulması hususunun görüşülmesi. Evet, belediyenin sınırları içerisinde eğitim vermekte olan Doğa Koleji'nin Çanakkale 4. Noterliğinde verdiği 27.05.2015 tarih ve 6712 sayılı taahhütnamede belirtilen okul kontenjanına öğrenci belirlemek, öğrencilerle ilgili bütün işlemleri yapmak üzere bir komisyon oluşturulması hususunun sayın meclis heyetine görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederim. Mehmet Boyracı, Kültür Sosyal İşler Müdür Vekili. Peki, teşekkür ederim. Buradaki usulü de söyler misiniz? Söyle başkanım. Biz 2015 yılında Doğa Koleji burada okulu açtığı zaman onlarla bir protokol yaptık. Bu protokol gereği zaten hepinizin önünde de biraz tane protokol örneği bıraktım. Mesulümüzün önünde var protokol örneğinden de. Buradaki alınan kararda, protokolde öğrenci, yani her yıl olan oraya katılan öğrencinin %5'i kadarı yetim, gazi, şehit çocukları ve başarılı öğrencilerin okulda eğitim almasına yönelik bir protokol. Burada bu öğrencilerin okul eğitimleri bedellerinin Doğu Koleji tarafından karşılanacağı, Çanakkale Köyü Noterliği onu ile beğendirilmiş olup eğitim yılı boyunca ulaşılacak servis, yemek, yurt içi ve yurt dışı gezi giderleri, kırtasiye, yayın, teknik materyal gibi her türlü giderin Doğu Koleji tarafından karşılanacağı ile ilgili bir protokol yaptık. Bu protokolün yapılmasında da bir komisyon oluşturmamız gerekiyor. Yine bu burada meclis kararında aldığımız karara göre her meclis grubundan bir meclis üyesi, belgenizde bulunan muhtarlar, ilkokul ve ortaokul müdürleri, toplum destek polisi, aile destek polisi, bunlarla beraber bir komisyon oluşturmamız gerekiyor. Zaten o muhtarlarımıza ve okul müdürlüğüne biz onları yazıp komisyona çağıracağız. Meclisimiz de burada her parti grubundan bir tane meclis üyesi seçecek başkanım. Peki, çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Nair'i önerdi. Bir komisyonu ben daha önce de ben geçen dönemde orada olduğum için durumla hakim biliyoruz. Yani onun için ben yine tekrar komisyona yazmak istiyorum. Tek mi oynuyoruz? Peki. Adalet ve Kalkınma Partisi adına Mehmet Nair Bey. Evet. İyi Parti. Alalım mikrofonu. İyi Parti
grubu olarak Rüya Koyun'u öneriyorum. Rüya Koyun, Sayın Rüya Koyun. Cumhuriyet Halk Partisi adına Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Hatice Şen'i öneriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da Hatice Şen önerildi. Başka bir öneri olmadığına göre ben de oylarınıza sunuyorum. Bu üç arkadaşımızı komisyona seçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle teşekkür ederim. Evet, gündemimizin 6. maddesi. Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi 287 ada 2 parsele ilişkin Çanakkale İdare Mahkemesi'nin 2018 Taksim 492 esas sayılı davada 02.04.2019 tarihli yürütmenin durdurulması kararının görüşülmesi. Çanakkale Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi 287 ada 2 parsele kayıtlı taşınmaza yönelik 1/5000 ölçekli azim var planı değişikliğine ilişkin Kepez Belediye Meclisi'nin 07.03.2018 tarih 2018-68 sayılı kararı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 2018-69 sayılı meclis kararının yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin açılan davada 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale ederek görüşülmesini teklif ediyoruz. Evet arkadaşlar. Alan hakkında bilgi vereyim isterseniz. Lütfen. Aqua Park'ın arkasındaki parsel yine Aqualand firmasına ait. Daha önce konut alanındayken otel alanına çevrildi. Otel alanından tekrar konut alanına yapılan plan değişikliğine valilik tarafından dava açıldı. Mahkemede, idare mahkemesi, Çanakkale İdare Mahkemesi de 02.04.2019 tarihli kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verdi. Gerekli itirazlar ve şeyler yapılıyor idari olarak, hukuki olarak. Konunun görüşmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesi gerekiyor. Konuda görüş beyan etmek isteyen komisyona gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet, gündemimizin 7. maddesi. Belediyemiz Meclisi'nin 2019 Ağustos ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi. Belediye Meclisi'nin 2019 Ağustos ayında yapacağı toplantı tarihinin Sayın Meclis Heyetinde görüşülerek gerekli meclis kararının alınmasını arz teklif ederim. Mehmet Boyacı, Yazı İşleri Müdürü. Başkanım, meclis heyetimiz uygun görürse 1 Ağustos çarşamba olarak teklif ediyoruz ama tabii 1 Ağustos perşembe saat 15. Uygunsa diyorum. Çünkü Temmuz ayı tatil ayımız. O yüzden Ağustos'un çarşambaydı. 31 oluyordu başkanım çarşamba günü. Biri perşembe. Bir sonraki haftada Kurban Bayramı harifesi oluyor. O yüzden öyle düşündük ama. Sonra üstüne sahip aldınız. Mehmet Bey? Yok. Benim değil. Grubumuz için. Yani. Bir. Peki. O halde 1 Ağustos Perşembe günü saat 15 olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet. Birinci önergeme geçiyoruz. Önergemize geçiyoruz. Beldemiz Atatürk Caddesi'nden geçen Çanakkale Belediyesi'ne ait Güzelyalı Dardanos içme suyu hattına bağlanarak belediyemize Çanakkale Belediyesi'nden su alınması için protokol yapmak üzere belediye encümenine ve belediye başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülerek gerekli meclis kararı alınması hususunu arz ve teklif ederim. 12.06.2019 Necdet Uçar meclis üyesi, Burçin Soysal meclis üyesi. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen buyurun. Başkanım.
başkanı bu belediye kaynakları niye kullanmıyor da çanaklardan alıyor? Bu şey daha iyi değil mi ya? Belediye kaynakları kullansa bir gelir şey olarak. Şimdi su biliyorsunuz şu anda beldemizin en önemli sorunu Mehmet Bey. Çıkan kuyulardan çıkan su hiçbir şekilde işlenmeden maalesef şebekeye verilmekte. Bu da yüksek bir kireç içermekte. Hatta yapılan ölçümler, analiz sonuçlarını da size paylaşabilirim. 51.3 Fransız sertliği diyor bu suyla ilgili. Suyun tehlikeli olan tarafı oranı %54, sertlik oranı %54. 54 artık çok sert su. Çok sert su. Bizim suyumuz 51.3 sertlikte. Yani kuyudan çıktığı şekliyle maalesef şebekeye verildiği için de yeterli sağlanmadığı için de oldukça yüksek kireç içeriyor. Peki su kap projesi onu uygulamaya geçirmiyoruz mu onu? Şimdi şöyle, bizim iki tane bu noktada çözüm planımız var. Kısa vadeli olarak Çanakkale Belediyesi'nin suyunu, Dardanus ve Güzelyağı hattından geçen Çanakkale Belediyesi'nin suyunu. Bu arada danışmanlık şirketleriyle görüşüyoruz. Onlar önümüzdeki hafta gelip bir fizibilite çalışması yapacaklar ve Kepez Belediyesi'nin kendi arıtma sistemini, artan nüfusunu göz önünde bulundurarak kendi arıtma sistemimizi yapmayı, tesisimizi kurmayı planlıyoruz. Ama onun da yaklaşık 4 ile 5 yıl bu şebekenin. Şimdi kuyulardan çıkan suyun riskleri var. Kuyu her an su vermeyebilir. Bir bakarız ki bir gün motor yanmış. Kuyu su vermiyor. Ve kuyudan çıkan su yüksek kireç içerdiği için de dolayısıyla bunun arıtma maliyeti de çok yüksek. Birinci düşündüğümüz, planlamamız, biz de Çanakkale Belediyesi gibi Atikhisar Barajı Havzası'nın kullanılmasını arz ediyoruz. Bu suyun hem kalite anlamında hem de işlenmesi anlamındaki düşük maliyet içeriyor. Yoksa yani Kepez Belediyesi'nin suyunu da kullanabiliriz. Yani şu yani mevcut... Fark edecek mi burada? Yani vatandaşlar tepki almıyor sonra ya bak şöyle yaptınız, böyle yaptınız, tamam. Peki. Şikayet var şeyde de. Şimdi şikayet çok fazla var bu konuda. Bu konuda lütfen politika yapmayalım. Yaparsak o zaman o halde peki ben size şunu söylüyorum. Yararı için elbette ki biz de sizin gibi Kepez'in yararını düşünüyoruz. Bundan yana hiçbir şüphemiz yok. Sizin de bizim de. Ortak hedefimiz. Biz şu andaki mevcut haliyle grubumuzla birlikte aynı fiyat politikasıyla Çanakkale'den Çanakkale fiyatlarıyla aynı şekilde halkımıza suyu taahhüt ediyoruz. Bunu eğer yani tabii siz onu şey olarak da verebilirsiniz, sorun yok, ama Çanakkale Belediyesi'nin kısa süreli, kısa vadede bu sorunu çözmemiz için Çanakkale suyunu kullanmamız elzem gibi görünüyor. Ama tabii ki sizin kararınızda da fark ediyor mu başkanım Çanakkale ile buradakini? İşte bu görüşmeler yapacağız şimdi. Yani siz bize bu noktada yetki verirseniz biz de belediye başkanı ve belediye encümeni Çanakkale Belediyesi ile bu görüşmeleri gerçekleştirecek. Bu konuda daha önce şifayen Sayın Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan'la bu konuda görüştük. Onun olurunu aldık. Kepez'e bu noktada böyle bir destekleri olacak Çanakkale Belediyesi'nin. Fiyat anlamında da fiyat farkımız olmayacak. Ve halkımız şu anda bilmenizi isterim ki bu mevcut sularla evlerde bayanlarımız yemeklerini yapamıyorlar. Biz içme suyu olarak dışarıdan parayla su satın alıyoruz. Ve bu da aile ekonomisine ciddi bir fark yaratıyor. Ama biz şu anda Çanakkale Belediyesi'nin suyunu kullandığımız takdirde hem bu ilave su satın almaktan kurtulacağız. Ekonomilerimize önemli bir gelir elde edeceğiz. Ve fiyat farkı da ödemeyeceğiz. Yani bunu eğer siz bu şekilde değerlendirseniz üzülürüm. O anlamda bu bir siyasi bir duruş gibi algılarım. Yok. Peki ben de size o halde bir eleştiride bulmak istiyorum. Siz de lütfen elektrik fiyatlarına, doğalgaz fiyatlarına ve hayatın akaryakıt fiyatlarına, hayatın her anlamında
hükümetiniz de o halde o fiyat farklarını yansıtmasın. Biz geçen akşam halk gününde de ifade ettik. Mevcut fiyatlarımızla halkımıza bunu vereceğiz. Yani burada ailelerin burada fiyat anlamında, ekonomik anlamda da bir etkilenmesi yok. Çanakkale Belediyesi 2.95. Kepez Belediyesi'nin fiyatı 2.50. Yani 0.45 kuruş var. Eğer bunu sorun edecekseniz 10 ton yaklaşık olarak her ay 10 ton su harcayan bir aileyi düşündüğümüzde ev ekonomisine bunun karşılığı sadece 4.5 TL. Evlerimize satın aldığımız bir damacana suyun fiyatı nedir? Minimum 12. Yani 18-19 15 lira ortalama olduğunu düşünürsek sadece bir damacana suyun 1/3 fiyatına biz eğer Çanakkale Belediyesi'nin fiyatına gelirsek o bakın alacağımız komisyon yapmış olduğu görüşmelerde gerçekten arzu ettiğimiz fiyatlara gelmezse Çanakkale Belediyesi ama arzu ettiğimiz fiyatlarda eğer biz Çanakkale Belediyesi ile bu konuda bir uzlaşı sağlayabilirsek bir akit yapabilirsek şu anki mevcut Kepez Belediyesi'nin fiyatlarından bunu halkımızla buluşturacağız. Yani bunu bu şekilde değerlendirmeniz beni üzdü bilmenizi isterim. Yani başkanım ben sadece dedim ki Kepez'e kaynaklarını kullanalım dedim burada. Peki. Siz... Evet buyurun. Sayın AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımız, şimdi biliyorsunuz bu başkanımızın da arz ettiği gibi bu su meselesi köklü bir sisteme geçmek için bypass sistem olarak kullanılacak bir sistem ve hiçbir para nakit ücreti ödemeden yapılacak bir hizmet. Bizim manifestomuzu biliyorsunuz halkın belediyesini birlikte yöneteceğiz. Gelin halkın belediyesini birlikte yönetmeye şey yapalım, siz de katılın. Yani bunda siyasi bir şey düşünmek kesinlikle başkanımızın da izah ettiği gibi şey yapmıyorum. Öyle bir şey aklınızdan geçtiğinizi de tahmin etmiyorum ben. Yani bunda tartışacak bir şey de yok. Hani üzerine para verip de veya başka bir masraf yapıp da bu hizmeti getirsek tamam o zaman sizi dinlemek şey olur ama burada hiç harcanacak bir kuruş yok. Belediyeden çıkacak bir para yok. Ondan peki. Sonra gelin siz de bu işin altınıza parmağınızı sokun. Beraber şey yapalım. Halkımız da bunu zaten bütün herkes izliyor. Bizi alkışlasın. Arz ederim. Peki bu konuda hatta şöyle yapalım. Bir komisyon oluşturalım o zaman. İyi olur başkanım. Peki. Tartışma da iyi olur. O da fiyat bakımından komisyona gitsin arkadaşlar. Ben gelip ben şey yapayım. Bu tarzı kalmayı bırakmışlar. Evet. Benim mesleğim suçu olduğu için bu konulara göre yoksa ben peki, peki siz nasıl mesleğiniz gereği o halde nasıl bir endişeye sahipsiniz? Lütfen bizi bu konuda aydınlatın. Yani. Şimdi su sucu olma para kazanma konusunda. Belediyenin kaynaklarını kullanmak daha karlıdır. Onu demek istedim. Ama hiç öyle değil bakın. Yapmış olduğumuz hesaplar da şu anda belediye biz bunu değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bürokratlarımızla birlikte maliyet hesaplarını çıkarttık. Öyle hiç de düşündüğünüz gibi değil. Yani öyle büyük paralar falan, öyle büyük paralar falan da kazanmıyoruz. Onu da bilmenizi isterim. Yani yüksek maliyet içeriyor. Başkanım, burada önergede sadece belediye başkanı yetkiliyor mesela konuşuyor. Önergede çıkamıyor. Peki. Önergede sadece belediye başkanı yetkiliyor. Peki. Peki o halde tamam oylarınızı evet arkadaşlar şöyle o halde bürokratlarımız da uyardı. Belediye başkanına ve belediye encümenine bu yetkinin verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler o çokluğuyla kabul edilmiştir. Kabul edenler kabul etmeyenler pardon çok özür dilerim. Evet iki çekimser var. İkinci önergemiz İlgi 11.06.2019 tarih ve 53.703 kayıt numaralı dilekçe. İlgi dilekçe ile 3.7 Temmuz 2019 tarihleri arasında
belediye meclisinin uygun göreceği bir yerde emtia panayırı yapılmak istenmektedir. Bu itibarla konunun sayın meclis heyetince görüşülerek gerekli meclis kararının alınmasını arz ve teklif ederim. 12.06.2019 Necdet Uçar, meclis üyesi. Evet, belediyemize böyle bir panayır düzenlenmesi konusunda bir dilekçe var. Bu dilekçenin görüşülmesi. Buyurun, bu konuda görüş beyanı lütfen. Ben de başlayalım, iyi olur yani. Lütfen mikrofona konuşursanız. Bu panayır konusu gayet güzel olur başkanım. Hem esnaf da canlanır, beldemiz de canlanır o konuda. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu görüşünü Mehmet Bey verdi. İyi Parti bu konuda görüş beyan etmek istiyor mu? Mikrofonu lütfen. Uygundur başkanım. Kepez hareket gelir. Kepez ekonomisini hareket gelir dedi Ruhi Bey. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi grubu bu konuda görüş beyan etmek ister mi? Bizce de uygundur sayın başkanım. Peki. İkinci önergemizi oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Panayır kurulmasını kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Üçüncü önergemiz. Kamu yararına görev yapan Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi'nin 12.06.2019 tarih ve 2019 Taksim 30 sayılı yazılı talebi üzerine belediyemiz Halk Plajı'nda bulunan karavan alanındaki 2 adet karavan yerinin Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi'ne ücretsiz olarak tahsis edilip edilmemesi hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ve teklif eder. Birol Arslan, belediye başkanı. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen var mı değerli meclis üyeleri? Başkanım, iyi olur. Adalet ve Kalkınma grubu iyi olur dedi. İyi Parti iyi olur diyor. Evet, oylarınızı sunuyorum. 2 adet karavan yerinin Sakatlar Derneği'ne ücretsiz tahsis edilmesi. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Dördüncü önergemiz, beldemizde faaliyet gösteren aile hekimlerinin talebi üzerine belediyemizce aile sağlığı merkezi olarak tahsis edilen eski belediye hizmet binası Kepez Aile Sağlığı Merkezi, Namazgah Aile Sağlığı Merkezi, Hamidiye Aile Sağlığı Merkezi ve Hacı İbrahim Bodur Hizmet Binası Anafartalar Aile Sağlığı Merkezlerinin görevli aile hekimlerine 5258 sayılı Aile Hekimleri Kanunu'nun 4. ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 Taksim E maddeleri uyarınca 10 yıl süreyle kiraya verilmesi için belediye başkanı ve belediye encümenine yetki verilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması arz ve teklif ederim. Belediye Başkanı Birol Arslan. Burada 10 yıl olarak verilmiş ama görev süremizin sonuna kadar olsa daha ünlü olmaz mı? Başkanım çok değil mi? 10 yıl bence de, yani bunu biz görev süremizce sınırlayalım arkadaşlar. 5 yıl yapalım. Önümüzdeki yıllara şey bırakmayalım. Evet, buyurun. Başkanım, birçok aile hekimli sözleşmeleri 10 yıl. Tabii o zaten siz yetki aldıktan sonra meclis ve başkan ve belediye encümeni yetkisinde bunu kullanabilirsiniz. Zaten 3 yıla kadar encümen yetkisi yeterli burada. 3 yıl üzerindeki kiralamalarda biz bunu gerekiyor. 5 yıl olarak refüze edelim arkadaşlar. Görev süremizi aşmayalım. Görüş beyan etmek isteyen. Burada ben 10 yıl okudum. Şimdi 5 yıl olarak oynatırsa. 5 yıl. Evet. Peki 5 yıl olarak belediye başkanı ve belediye encümenine yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler 5 yıl olarak oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Önerge 5. Meclis Başkanlığı'na Çanakkale ili Merkez İlçe Kepez Beldesi Hamidiye Mahallesi Pafta H16C Taksim-19A-2A Ada 555 parsel 1'de kayıtlı taşınmazın güneybatısındaki park alanı üzerinde trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını
arz ve teklif ederim. Birol Arslan Belediye Başkanı. Başkan, Hamidiye Bölgesi'nin Uyadaş'ın talebiyle trafo alanı oluşturmak isteniyor plan değişikliğiyle. Alan Türkerlerin Koru Vadisi'nin hemen altında olan bir yeşil alan üzerinde duruyor. Onun güneyinde de orman alanı var. Konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilerek bir karar alınması yönünde teklifimiz var. Evet arkadaşlar. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen Mehmet Bey. Böyle bir şey yapıyor. Evet. Komisyona havale ediyoruz. Evet arkadaşlar. Komisyona havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyeleri arkadaşlarım, meclise katılımlarınız için, destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Temmuz ayında tatil meclisimiz yok. Herkese şimdiden iyi tatiller diliyorum. Ve herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Ömür diliyorum. Meclisimiz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum.